Tesla yıllar önce bize evrenin sırları için bakmamız gereken yerin enerji, frekans ve titreşim olduğunu söylemişti. İnsanlara her zaman şunu söylüyorum, başınıza gelen şeyler enerjinizi nereye harcadığınızın bir tezahürüdür. İçine enerji eklediğinizde arzuladığınız her şey tezahür etmeye başlayacaktır. Zihninizin bir sonraki gelişmiş versiyonuna geçmek istiyorsanız önce kalıbınızı kırmalısınız. Zihninizi adeta bir demiri ısıtır gibi ısıtarak yeniden şekillendirmek üzere bir kalıba dökmelisiniz. Bu kırılma süreci gerçekten zor ve acı verici olsa da bir üst versiyona geçmek için bunu yapmalısınız. Bir kez bu süreci başarıyla tamamlayarak zihninizi yükselttiğinizde, zihniniz bir sonraki evre için kendine bir konfor alanı yaratır. Örneğin ilk versiyon 1.2 ise 1.3 versiyonuna geçmek için çok zorlanmazsınız. Artık mevcut kalıbı kırmak ve yeniden kalıba dökmek zor gelmez. Kendinizi sürekli olarak daha yüksek bir versiyona yükselttiğinizde, bir süre sonra davranış ve hareketlerinizin bu yeni versiyonla nasıl da uyum sağladığını göreceksiniz. Zihninizin versiyonunu yükseltmek kolay bir iş değildir. Bu kalıbı kırıp yeniden bir kalıba dökmek, vücudunuzda hayat bulan başka bir sistem demektir. Sinir sisteminiz, kan akışınız, hücreleriniz ve kaslarınız, kısacası tüm vücudunuz bu yeni versiyona uyum sağlamalıdır. Benim manastırda öğrendiğim şey akıl almazdı. Zihnimin versiyonunu yükseltmek hayatımda deneyimlediğim en olağanüstü şeydi. Şimdi bunu nasıl başarabildiğimi anlatacağım. Olumlamaların gücünü kullanarak zihnimde bir şeyleri nasıl oluşturup hayatıma çekebildiğimden sizlere de bahsedeceğim. Öncelikle bunu sağlayabilmek için tam bir inanca sahip olmalısınız. Benim ustam bana bu şekilde öğretti. Onun benim eğitimimde kullandığı 3 temel kriter vardı. Yapılması gereken 3 basit görev. Bunlardan ilki olumlamalar, yani pozitif sözler söyleme sanatı, daha sonra görselleştirme, yani imgeleme, zihnimde canlandırma ve son olarak da işe duyguları karıştırma, yani hissetmek. Tüm bunların ortak noktası ve en önemli bileşen hissetmektir. Duygularınız hislerinizdir ve hisleriniz enerjidir. Enerji ise manyetiktir. Tesla, evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız titreşim, enerji ve frekansa bakın demiştir. Bence Tesla doğaüstü bir insandı. Ne kadar bilim insanı olarak anılsa da mistik bir tarzı vardı. Tesla'nın bu sözünü kendimce yorumlayacak olsam, her şeyin enerjiden oluştuğunu ve o enerjinin belli bir frekansta titreştiğini söylerdim. Yapman gereken tek şey, arzu ettiğin şeylerin frekansıyla uyum sağlamaktır. İşte bu uyum enerjidir. Eğer hayatınıza bir şeyi çekmek istiyorsanız, öncelikle onun frekansının ne olduğunu anlamalı ve sonra da kendi frekansınızı bu frekansa uyacak şekilde değiştirmeniz gerekir. Bunu yaptığınızda istediğiniz şeyi hayatınıza rahatlıkla çekebilirsiniz. Tıpkı eski radyolar gibi, radyo yayınını 44.5 Hz ise, siz radyonuzu 44.4'e ayarlarsanız net bir ses alamazsınız. Duyacağınız müzik cızırtılı olacaktır. Aynı şekilde 44.6 Hz yine statik olmayacaktır. Fakat 44.5 Hz frekansa ayarlandığında ise işte o zaman mükemmel bir şekilde müziği duyabileceksiniz. Bu nedenle öncelikle hedefiniz enerjinizi istediğiniz şeyin frekansı ile uyumlamaktır. Çekim yasasını uygulayarak isteklerini gerçekleştirmiş bir insan olarak bugün sizlere bildiklerimi anlatacağım ve bu yasanın çalışma prensibini de bir de kendi gözlerimden size yansıtacağım. Bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Modern dünyada bir takım insanlar çıkıyor, şunu şöyle yap ve böyle yap diyerek insanlara istediklerini hayatlarına çekebileceklerini söylüyor. Ama bunun kolay ve pratik bir yolu yok. Öncelikle bu yasanın nasıl çalıştığını bilmelisiniz. Bizler şanslıyız çünkü keşişler bu harika araçları binlerce yıldır kullanıyor. Bu işin sırrı, niyeti açıkça belli eden olumlu sözler sarf etmek, görselleştirme yapmak ve buna karşılık oluşan duyguyu en derinlerde hissetmek. Duygu kısmımız, işin frekans eşitleme kısmıdır. Tesla bu nedenle titreşim, enerji ve frekans açısından düşünüyordu. Evrendeki her şey enerjiden oluşur ve bu enerji belirli bir frekansta titreşir. Bu yüzden kendinizle uyum içinde olmak istiyorsanız nasıl hissettiğinizi bilmelisiniz. Aktörlerin de yaptığı tam olarak bu değil mi? Oynamak istedikleri kişi gibi hissetmeleri gerekiyor. Kime oynamaları gerekse dünyaya onun gözlerinden bakar ve onun duygularıyla hissederler. James Bond karakterini düşünelim. Onun farklı bir yürüme ve konuşma tarzı var. Birçok kişi onu oynadı ve siz bu kişileri ekran başında gördüğünüzde hiçbiri için bu James Bond değil demediniz. Hepsi aynı yürüyüşe ve konuşmaya sahipti. Peki insanlar bunu nasıl başarıyor?
Elbette farkındalıklarını zihnin o alanına taşıyarak, yani karakteri hissederek. James Bond nasıl konuşur, nasıl oturur bunu içselleştiriyorlar. James Bond'un yaptığı hareketleri hatırlayın, ceketini nasıl düzeltirdi. Bazen izlerken bu kişinin James Bond karakteri oynadığını unutursunuz ama o jesti hatırlayınca aklınıza hemen James Bond gelir. Çünkü o insanın enerjisini aklınızdaki kişinin enerjisiyle eşleştiriyorsunuz. İşte bu görselleştirmedir. Görselleştirme tam olarak budur. Evrendeki enerji ve sizin frekansınız aynı noktada olursa titreşirsiniz ve dileğinizi kendinize çekersiniz. Enerji, frekans ve titreşim açısından düşünelim. Enerji evrende var, onu alın bir kenara koyun ve frekansını değiştirerek tekrar gönderin. Şimdi enerji üretmeden mevcut olan enerjinin frekansını değiştirerek yeni bir enerji yarattınız. İnsanlara her zaman şunu söylüyorum, başınıza gelen şeyler enerjinizi nereye harcadığınızın bir tezahürüdür. İçine enerji eklediğinizde arzuladığınız her şey tezahür etmeye başlayacaktır. Aslında enerjiyi düşünmenin en iyi yolu ona suya bakar gibi bakmaktır. Bir hortum alıp bahçeyi sulasam yabani otlar mı büyür yoksa çiçekler mi? Her ikisi de büyür değil mi? Yabani otlar ve çiçekler arasındaki farkı anlayamazsınız. Enerjiyi de böyle düşünebilirsiniz. Enerji içine koyduğunuz şeyle aynı oranda büyür. Eğer negatif bir düşünce verirsem negatiflik büyüyecektir. Fakat pozitif bir düşünce verirsem bahçemde o büyüyecektir. Enerjinin negatif ya da pozitif şeklinde bir ayrım yapma gücü yoktur. Bizler enerjimizi neye verirsek o büyür. Bu nedenle diyorum ki hayatınız enerjinizin nereye harcandığının bir tezahürüdür. Yani bir şeye ne kadar çok enerji harcarsanız o kadar büyütürsünüz. Peki bu enerjiyi nasıl yönlendireceğiz? Bu 3 adımdan oluşan bir süreçtir. İlk adım enerji akışını durdurmak, ikinci adım onu korumak ve üçüncü adım ise biriktirmektir. Biriktirdiğiniz bu enerjiyi daha sonra alın ve hayatınızda büyütmek istediğiniz şeye yatırım yapın. Tabii bunu sağlayabilmek için müthiş bir konsantrasyona ihtiyacınız var. Konsantrasyon, belirli bir seçime ulaşana kadar farkındalığınızı bilinçli bir şekilde nesne ya da kişi üzerinde tutabilme yeteneğidir. Bu yüzden birçok insan farkındalığının nereye gittiğini kontrol edebilmek için kendileri dışındaki birine ya da bir şeylere izin verir. Şöyle düşünelim, sizinle burada konuşurken bir anda telefonuma bildirim geliyor ve odağım dağılıyor. Daha sonra farklı bir bildirim geliyor ve farkındalığım şimdi o yöne kayıyor. Sonra bir ses duyuyorum ve oraya dalıyorum derken başka bir bildirim ve ses döngüsü devam ediyor. Bu örneklerden anlayacağınız üzere çevrede bu kadar uyaran varken konsantrasyon uzun süre odağınızı bir şey üzerinde tutabilme yeteneğidir. Size bir soru soracağım. Günde 10 saat dikkat dağıtma pratiği yapan bir kişi 6 ay sonra hangi konuda uzmanlaşmış olur? Cevap çok basit tabii ki. Dikkat dağınıklığı konusunda ustalaşır. Gerçek hayatta da günlerimiz bu şekilde geçiyor. İnsanların büyük bir kısmı 7 ya da 8 saatlerini uyuyarak geçiriyor ve geriye kalan 16 saatinde muhtemelen 13-14 saati dikkatiniz dağınık bir şekilde geçiyor. Boşa geçen bu zamanların yerine haftanın 7 günü 14 saat piyano çalmış olsanız 6 ay sonra Mozart olursunuz. Fakat bunun aksine dışarıdaki insanların çoğu dikkat dağıtma sanatı üzerine ustalaşmıştır ve bunun farkında bile değildir. Konsantrasyon tüm insani çaba ve başarıların merkezinde yer alır ve iç dünyamıza bakmamıza yardımcı olur. Her şeyden önce olumlu ama güçlü ya da olumsuz ama zayıf yönleri tanımlayacak kadar uzun süre konsantre olmanıza yardımcı olur. Negatif olanı değiştirmek için pozitif çalışmalar yapmak gerekir. Olumsuz olanı değiştirmek için onu olumluya çevirebilecek sürelerde konsantre kalmak gerekir. Herkes konsantre olursa hayatında istediğini elde edebilir. Bu dünyaya en büyük katkınız kendinizi gerçekleştirmenizdir. Kendinizi yüceltirken çevrenizdeki insanları da yüceltmelisiniz. Bundan 50 yıl sonra ölüm yatağında dönüp hayatınıza baktığınızda ne muhteşem bir hayat yaşadım, onu hiçbir şeye değişmem diyebilmelisiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.